Paso Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Evrende yolculuğumuz ve araştırmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları geliştirdikleri teleskoplarla derin uzayda her geçen gün yeni bir gezegen keşfediyor. Günümüze kadar binlerce gezegenin varlığı keşfedildi. Ama şu kesin ki, daha fazlası da araştırılmayı bekliyor. Derin uzayın karanlık vadileri öylesine gizemlerle dolu ki, sanırım bu gizemleri çözmeye insanlığın ömrü yetmeyecek. Uzay o kadar karmaşık ve şaşırtıcı ki, yaşam barındıran gezegenler var mı ya da yaşam barındırmaya uygun gezegenler var mı? Hala araştırılıyor. Peki uzayda yalnız mıyız? Bu soru hepimizin ve bütün bilim camiasının kafasını karıştıran gizemli ve korkunç bir soru. Uzaydan gelen tuhaf sesler, astronotların gördüklerini iddia ettikleri tuhaf cisimler. Bu evrende yalnız mıyız sorusunu hep akıllara getirir. Binbaşı Gordon Cooper, ilk Merkür görevlerinden birini yaptığı sırada, içinde bulunduğu küçük kapsülün penceresinden oldukça korkunç bir manzara fark etti. Görev kontrol merkezine derhal haber verdi ve acil durum prosedürünü uygulamaya geçirdi. Fakat tuhaf yeşil cisim hızlıca kaybolmuştu. Olayın en tuhaf yanlarından biri de, Avustralya'da bir gözlem merkezinin de uzay aracına yaklaşan bir cisim fark ettiği oldu. Apollo 10'da görev yapan astronotlar, Dünya ile ilgili olan tüm iletişimin koptuğunu, çok düşük bir frekansta ıslık gibi duyulan bir ses duyulduğunu söylemişti. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız olduğumuzu düşünmek elbette zor. Ama şu ana kadar kanıtlanmış insanlıktan başka herhangi bir canlı türü yok. Şimdi biraz bu uçsuz bucaksız evreni inceleyip evrende muhteşem bir yolculuk yapalım. Evren veya kainat. Uzay veya uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır. Enerji, dalga veya partikülleri homojen ve dengeli olarak çözüldüğünde varoluşla antivaroluş olamayacağı ya da yok oluştaysa bir patlama olamayacağından, evren soğuyor mu, ısınıyor mu, evrenin durmasız sonu mudur, büyük patlama evrenin merkezi mi, başlangıcı mıdır, güneş evrenin merkezinde midir gibi problemler, hareket veya başka deyişle zamanın popüler sorularını teşkil etmiştir. Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, büyük patlama teorisidir. Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu. İlk patlamanın nasıl oluştuğu, evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne olduğu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına günümüzde bile tam olarak bilimsel bir cevap bulunamamıştır.
Bununla birlikte evren öncesi durum, evren dışı varoluş hakkında hipotezler öne sürülmüştür. Büyük patlama sonucunda uzun bir dönem boyunca birbirlerinden bağımsız hareket ettiler. Sürekli genişleyen evrenin her yerinde geçerli olan fizik kanunlarından kütle çekimi kanunu vasıtasıyla bağımsız gazlar birleşerek galaksileri, yani gök adaları oluşturdular. Aynı evrensel fizik kanunu neticesinde gök adalar da birbirlerine yaklaşarak devasa gruplar oluşturdu. Galaksiler içinde yıldızlar ve bazı yıldızların çevresinde sistemler oluştu. İçinde yaşadığımız Güneş sistemi bunlardan birisidir. Keşfedebildiğimiz evrende 400 milyardan fazla galaksi ve 300 sextillion yıldız olduğu tahmin edilmektedir. Hatta canavar galaksiler bile evrenimizde mevcuttur. Samanyolu galaksisi tam bir yamyamdır. Çünkü oluşumu süresince diğer galaksileri mideye indirmiştir. Hubble uzay teleskobuyla yapılan çalışmada dış ışık halkasında incelenen 13 yıldıza bakıldığında, geçtiğimiz milyarlarca yıl boyunca Samanyolu'na yem olmuş galaksiler olabileceği ortaya çıkmıştır. Samanyolu daha yeme işini de bitirmiş değil. Çünkü 4 milyar yıl içinde Andromeda galaksisi ile çarpışacak ve muhtemelen onu da kendi içine alıp yutacaktır. Tabii bu da devasa bir patlamaya sahne olacak. Evren muhtemelen yerleri olacaktır. Şu anki teori ve gözlemler, evrenin yaşının 13,5 ila 14 milyar arası olduğunu göstermektedir. Bu yaş aralığı birçok bilimsel araştırma projesinin görüş birliğiyle elde edilmiştir. Bu projeler arasında arka plan ışınımı ölçümlerini ve evrenin genişlemesinin ölçümü için kullanılan diğer pek çok farklı yöntemi de içerir. Arka plan ışınımı ölçümleri, evrenin büyük patlamadan bu yana olan soğuma süresini verir. Evrenin yaşı büyük patlamanın zaman ve mekanın mutlak başlangıç noktası olduğu, bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmiş bir teorik değildir. Farklı evren modelleri, kendi üzerine çöken ve yeniden genişleyen evren modelleri de farklı çevrelerde kabul gören evren teorilerindendir. 19. yüzyılın ortalarına doğru astronomları, insanın dış gücünün çok ötesinde tasarlanamayacak kadar engin bir evren düşüncesine götüren önemli gelişmeler oldu. Evrenin sınırsız boyutlarının ilk somut göstergesi, büyük Alman astronomi bilgini Friedrich Wilhelm Bessel'in o güne kadar denenmiş bir yönteme başvurarak 1838'de yaptığı bir uzaklık ölçümüdür. Bessel, ilk kez ıraklık açısından yararlanarak, Güneş'te yakınındaki kuğu 61 yıldızı arasındaki uzaklığı kesin değerleriyle ölçtü. Ve inanılması güç bir sonuç buldu. Bu ölçüme göre kuğu 61 ile Güneş arasındaki mesafe 97 trilyon kilometreden daha fazlaydı. Yani tam olarak 97 trilyon 432 milyar 493 milyon kilometre. Yakın bir yıldızın bile böylesine şaşırtıcı bir uzaklıkta olması, uzayda yapılacak ölçümlerde kilometre ve mil gibi geleneksel ölçü birimlerini kullanmanın ne kadar anlamsız olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Bunun üzerine astronomlar, çok hızlı bir maddenin bu uzaklığı ne kadar zamanda alacağını belirtmenin çok daha kolay ve anlamlı bir ölçü birimi olacağına karar verdiler.
saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla hareket eden bir ışık ışını bir yılda yaklaşık 9.6 trilyon kilometre yol alır. Işık yılı bugün astronominin temel uzunluk ölçüsü birimidir. Bu ölçü birimine göre Ku-61, Güneş'ten 10,3 ışık yılı uzaklıktadır. Günümüzde yapılan daha duyarlı ölçümler bu uzaklığın 11,2 ışık yılı olduğunu ortaya koymuştur. Güneş'e en yakın yıldızsa yalnızca 4,3 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri'dir. Bu yıldız Erboğa takım yıldızında bulunmaktadır. Yıldızın dünyaya olan uzaklığı ve açısal çapı direkt olarak ölçülebilir. Proxima Centauri'nin kütlesi yaklaşık bir güneş kütlesinin 1/8 olup, ortalama yoğunluğu güneşten yaklaşık 33 defa daha fazladır. Çok düşük parlaklığa sahip olmasına rağmen Proxima, parıltılı yıldızlar sınıfına girer. Çünkü manyetik aktivitesi nedeniyle rastgele parlaklığında artmalar meydana gelir. Yıldızın içindeki konveksiyon sebebiyle ortaya çıkan manyetik alan patlamalar ve püskürtmeler ortaya çıkarır. Toplam X ışını emisyonu Güneş'in ürettiğine benzerdir. Proxima Centauri'nin merkezindeki yakıtın konveksiyon sayesinde karıştırılması ve yıldızın nispi olarak düşük enerji üretme oranı bir anakol yıldızı olduğunu ve 4 trilyon yıl boyunca da öyle olacağını gösterir. Evrenin yapısı karanlık madde ve karanlık enerjidir. Evrenin en, boy, yükseklik ve zaman olmak üzere bilinen 4 boyutu vardır. Uzun süre mekansal ve zamansal boyutların doğada farklı ve birbirinden bağımsız olduğu düşünülmüştür. Ancak özel görelilik kuramıyla mekansal ve zamansal ayrımların her bir tanesinin hareketiyle karşılıklı çevrimler oluştuğu anlaşılmıştır. Evrende tüm madde yapı taşları, atom, iyon, anyon, katyon, yoğunlaşmış düzensiz ısı enerjileridir. Tüm maddeler enerjinin bir formudur ve termodinamik kanunlarına göre işlemektedir. Termodinamiğin 3 temel kanunu vardır. Termodinamiğin en basit yasası sıfırıncı kanun olarak adlandırılır. Daha basit bir ifadeyle farklı sıcaklıklarda iki cisim ısıl bakımından temas ederse sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ısınır. Sıcaklık madde içinde atomların titreşmesiyle iletilir. Bu nedenledir ki ısı akışı sıcak cisimden soğuk cisime doğru genişler. Birinci kanunu evrende temel olarak enerjinin yok edilemeyeceğini veya yoktan var olamayacağını söyler. Enerji sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bunun sonucu olarak geçmişteki bir olgunun gelecekte birebir tekrarlanmayacağı düşünülür. Termodinamiğin bilim dallarına da uygulanabilen ikinci yasasına göre, ısı enerjisi daha soğuk bir kaynaktan daha sıcak bir kaynağa enerji vermeden transfer olamaz. Başka bir deyişle, bir sistem kendinden daha soğuk sistemle ısıtılamaz. Sistemlerin bu özelliği, termodinamikçilerin geliştirdiği entropi kavramıyla açıklanır. Isı devinimi olarak da bilinen termodinamiğin üçüncü yasası kısaca eğer mutlak sıfır noktası olan 0 Kelvin derecesine yani -273 santigrat dereceye inilirse bu sıcaklığa inebilen tüm parçacıkların birbirine eşit entropileri olur. Sıfır noktası enerjisi zero point enerji olarak tanımlanır.
İşte bu nokta entropinin minimuma gittiği sıfır entropi noktasıdır. Bu yasa neden bir maddeyi mutlak sıfıra kadar soğutmanın imkansız olduğunu belirtir. Mantıken evren çok yoğun ve sıcak büyük patlama neticesinde genişlerken, gökadalar birbirinden homojen hızlarda genişlemeliydi. Uzaktaki yıldız gökadaların daha büyük hızlarla birbirinden uzaklaşması homojen genişlemeyi de doğrular. O zaman özel görelilik kuramına göre ışık hızı aşılamayacağına göre en uzaktakiler ışık hızından küçük sonlu bir hızla uzaklaşmalıydı. En uzaktaki gökadadan gelen ışık hem en hızlı uzaklaşan hem de en uzak geçmişten gelen ışıktır. En uzak geçmişse evrenin oluştuğu zamanlardan gelen ışıktır. Evren ilk oluştuğunda ışıma serbestçe yayılma fırsatı bulduğunda, yani ilk madde öncesi yapı taşlarının boşluklarından sızabildiği kadarıyla gözlemlenebilmektedir. Uzayda her doğrultuda homojen bir ışıma olmadığı gözlemlenmiştir. Fon ışımasının haritası gözenekli bir yapı sergiler. Evren teorisine göre evrenin itme gücü bitince çekme gücü başlayacak ve böylece büzüşecek, gök cisimleri çarpışarak kaynaşacak ve büyük bir patlamayla evren tekrar genişlemeye başlayacaktır. Gold evreni olarak bilinen bu modelde evren büyük patlamayla başlar. Sonra yükselen entropi ve zamanla genişlemeyi işaret eder. Evren çok düşük yoğunluğa ulaşınca çekilmeye başlar. Böylelikle entropi çok fazla alçalır ve zamanın termodinamik oku bu kez ters istikameti işaret eder. Ve evren çok düşük entropi, çok yüksek yoğunlukta büyük çöküşle sona erer. Büyük patlamanın daha önceki büyük çöküşlerden meydana geldiği ihtimalini ortadan kaldıramamasına rağmen, özellikle evrenin genişlemesinin hızlanması ve karanlık enerjinin keşfiyle eski popülerliğini kaybederek yerini bilimsel çevrelerde Hot Death adı verilen evrenin en sonunda ısı ölümüyle tamamen son bulabilmesi görüşüne bırakmıştır. Başka teorilerine göre ise sıcak patlama ve kaotik bir karmaşayla var olan evren zaten soğumaya çalışmaktadır. Evren genişlemeye devam edecek. Yeteri kadar büyüyünce yoğunluğu aşırı azalacak ve sıcaklığı gittikçe düşecek. Bunun sonunda kutupsal graviteler eşdeğer düzeye inecek ve evren donacaktır. Karanlık enerji Big Bang'ten itibaren 5 milyar yıl geçene kadar evrenin genişleme hızı, evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türüdür. Bilinen fizik kurallarına göre herhangi bir şekilde hareketlendirilen bir cisim ya zamanla hızı azalarak durur ya da hiçbir enerji kaybı yoksa aynı hızla hareketine devam eder. Örneğin dünyada fırlatılan bir cismin hızı azalır ve bir süre sonra durur. Bunun nedeni dünyada sürtünmeden ve yer çekiminden dolayı enerji kaybına uğramasıdır. Eğer yer çekimsiz ve havasız bir ortamda, yani uzayda aynı cismi fırlatırsak, karşısına bir engel çıkana kadar hareket eder. Evren ölçeğinde bu engel kitle yer çekimi gücüdür. Evrenin kendisi ise bahsedilen fizik kuralları aksine Big Bang'den beri genişlemektedir. Ve zamanla evrenin genişleme hızı da artmaktadır. Bilim insanları bunu keşfettiklerinde bu hızı artıran bir enerji olması gerektiğine karar vermişlerdir. Bu varsayılan enerji karanlık enerji olarak adlandırılmıştır.
karanlık enerjiden ilk bahseden bilim insanı Alan Guth, evrenin büyük patlamadan sonra ani genişlemesini gizemli bir karanlık enerjinin varlığına dayandırmıştır. Daha sonra Sol Perlmutter ve Byron Schmidt adlı iki fizikçi gözlemleri sonucu evrenin genişleme hızının arttığını ve bunun uzayın bir tür içsel gerilimi diyebileceğimiz karanlık enerji olduğundan söz etmişlerdir. Tam olarak çözülemeyen karanlık enerji hakkında araştırmalar halen sürmektedir. Eski çağlarda birkaçı dışında bütün astronom ve düşünürler, dünyanın evrenin merkezi olduğuna, güneş, ay ve yıldızların dünyanın çevresinde döndüğüne inanırlardı. Bu evren modeline göre yıldızlar kristal bir kürenin iç yüzüne çakılmış gibi durağındı. Buna karşılık güneş, ay ve beş gezegen, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, bu durağan yıldızların önünde hareket halindeydi. Bütün gök cisimleri sanki bir makineyle çalıştırılıyormuşçasına değişmez bir düzen içinde dünyanın çevresinde dolanırdı. Eski astronomlar gezegenlerin bu teorik hareketini güneşin ve yıldızların dünya etrafındaki günlük dolanımını açıklayabilmek için karmaşık evren modelleri geliştirdiler. Bu eski astronomlar içinde etkisi en uzun süreli olan İskenderiyeli Batlemyus'tur. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşayan bu ünlü bilgin, bugün Almagest adıyla bilinen büyük yapıtında gök cisimlerinin karmaşık hareketini açıklayan evren kuramını ortaya attı. Ve dünyayı evrenin merkezi olarak kabul eden bu kuram, yaklaşık 14 asır boyunca Ortaçağ Avrupa'sında tartışmasız benimsendi. Uzayın uçsuz bucaksız ve karanlık boşluğunda, güneşe benzer yıldızlardan oluşmuş bir gök adanın ortasında yüzen gün merkezli güneş sistemi düşüncesinin yerleşmeye başlaması ancak 16. 17. ve 18. yüzyıllara rastlar. Mikolaj Kopernik, Galileo Galilei ve Johannes Kepler gibi büyük bilginler dünyanın ve öbür gezegenlerin güneşin çevresindeki yörüngelerde dolandığını kanıtladılar. Isaac Newton, bu gezegenleri güneşin çevresindeki yörüngelerinde tutan evrensel çekim yani kütle çekim kuvvetinin varlığını açıkladı. 18. yüzyılın sonlarında William Herschel ve onu izleyenler de bütün güneş sistemini içeren Samanyolu gök adasını incelediler. Bulutsu yani nebula adı verilen soluk ışıklı gaz ve toz bulutlarını araştırarak bunlardan çoğunun gerçekte Samanyolu'nun ötesindeki başka gök adalar olduğunu saptadılar. Bu modelde evren büyük bir patlama, Big Bang ile başlayan ve halen genişlemesi sürmekte olan bir evrenden oluşmaktadır. Karanlık enerjinin keşfiyle tek bir büyük patlama teoremi arka plana atılmıştır. Günümüzde tek bir evren görüşü değişime uğramakta. Paralel evrenler, çoklu evrenler gibi modeller üzerinde durulmakta ve buna ait yeni kanıtlar ortaya konmaktadır. Kutupsal basınçlar sonucu yoğunlaşmış antimadde ile evren halen genişlemektedir. Gök cisimleri evrenin genişlemesinde birbirlerine olan uzaklıkları bakımından iki farklı davranış gösterirler. Şayet birden fazla gök cismi birbirlerinin kütle çekimine kapılırlarsa ya da hepsi birden ortak bir kütle çekiminin kuantumuna kapılırlarsa, bu durumda aralarındaki mesafe birbirleriyle yahut da ortak çekimi altına girdikleri kütleyle birleşene kadar her an azalır.
birinci durumun etkili olmadığı diğer bütün durumlarda gök cisimleri birbirinden sürekli uzaklaşırlar. İki gök cismi arası uzaklık daha önce x ışık yılı ise şu anda x artı y ışık yılıdır. Paso video olarak evrenin gizemli bölgelerindeki araştırmalarımız hız kesmeden devam edecek. Unutmayın, daha birlikte gezip üzerinde araştırmalar yapacağımız sayısız gezegen, yıldız ve nice gök cisimleri var. Derin uzayın karanlık vadileri öylesine gizemlerle dolu ki, sanırım bu gizemleri çözmeye insanlığın ömrü yetmeyecek. Uzayda biliyoruz ki zararlı maddelerle dolu gezegenler ya da güneş patlamalarından kaynaklanan ve dünyamıza doğru gelen manyetik fırtınalar var. Bu fırtınaların çoğu radyoaktif madde dolu ve bize doğru hızla ilerliyor. Peki bu zararlı maddeler nasıl oluyor da bizlere ulaşmıyor? Dünyanın etrafını iki devasa radyasyon halkası sarmaktadır. Buna Van Allen kuşakları denmektedir. İlk olarak James Van Allen tarafından keşfedilen bu enerji yüklü parçacık bölgelerinin daha ufak olanları, yeryüzünden 1000 ila 6000 kilometre uzaklıktalar. Daha uzaktaki daha büyük kuşaklarsa yeryüzünden 13.000 ila 60.000 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu mesafe aralıkları statik değildir. Yani dinamik olarak güneş faaliyetlerine ve atmosferimizin şartlarına göre değişebilir. Van Allen kuşakları güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı ışınlara karşı kalkan işlevi gören tabakadır. Bu tabaka, manyetizma sonucunda ortaya çıkmakta ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanmaktadır. Van Allen radyasyon kuşağı, enerji yüklü parçacıkların bir bölgesi olup, bunların çoğunluğu, gezegenin manyetik alanı tarafından bir gezegenin yakaladığı ve etrafında tuttuğu güneş rüzgarlarından kaynaklanmaktadır. Dünyanın böyle iki bandı vardır ve bazen başkaları da geçici olarak oluşur. Kuşakların keşfi James Van Allen'a atfedildi ve bunun sonucu olarak dünyanın kuşakları Van Allen kuşakları olarak biliniyor. Kuşakları oluşturan parçacıkların çoğunun güneş rüzgarından ve diğer parçacıkların ise kozmik ışınlardan geldiği düşünülmektedir. Güneş rüzgarını yakalayarak manyetik alan bu enerjik parçacıkları saptırır ve dünyanın atmosferini yıkımdan korur. Bantlar dünyanın manyetosferinin iç bölgelerinde bulunur ve enerji yüklenmiş elektronları ve protonları yakalarlar. Alfa parçacıkları gibi diğer çekirdekler daha az yaygındır. Bu kuşaklar ayrıca uydulara zarar verir ve bu bölgelerde önemli zaman harcıyorlarsa, hassas bileşenleri yeterli kalkanla korunmalıdır. 2013'te NASA, Van Allen probelerinin güneşten gelen gezegenler arası şok dalgası tarafından yıkılıncaya dek, 4 hafta boyunca gözlemlenen geçici bir üçüncü radyasyon kuşağını keşfettiğini bildirdi. Örneğin, NASA tarafından yapılan bir gözlemde, 2013 yılında meydana gelen güçlü bir güneş patlaması sırasında üçüncü ve çok daha zayıf bir kuşağında var olduğu ve aralıklarla belirgin bir hale geldiği tespit edilmiştir. Bu kuşakların özelliği, uzayda hareket halinde olan elektron ve protonlar gibi yüklü parçacıkları hapsediyor olmasıdır. Ayrıca az miktarda da olsa alfa parçacıkları denen iki proton ve iki nötrondan oluşan çekirdekleri de hapsedebilmektedir. Van Allen kuşakları terimi özellikle dünyayı çevreleyen radyasyon kemerlerini ifade eder. Bununla birlikte benzer gezegen kemerleri diğer gezegenler çevresinde de keşfedilmiştir. Güneş,
istikrarlı, global bir dipol alanına sahip olmadığı için uzun vadeli radyasyon kemerlerini desteklemez. Dünya atmosferi kuşakların parçacıklarını sınırlarken, kuşaklar 8 dünya yarıçapını geçmemiştir. Kuşaklar, gök ekvatorunun her iki yanında yaklaşık 65 derece uzanan bir hacimle sınırlandırılmıştır. NASA Van Allen probları misyonu, uzayda gözlemsel elektronların ve iyonların popülasyonlarının güneş etkinliği ve güneş rüzgarındaki değişimlere tepki olarak nasıl oluştuğunu veya bunun nasıl değişeceğini anlamayı amaçlamaktadır. Van Allen Probes görevi 30 Ağustos 2012'de başarıyla başlatıldı. Birincil görev, 2 yıla programlansa da 4 yıla kadar genişletilebilecek. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi Güneş Dinamikleri Gözlem Evi ile birlikte Van Allen Probes'lerinin bir projesi olan Leaving Bright a Star programını yönetmektedir. Radyasyon kuşakları, onları sürdürecek kadar güçlü manyetik alanları olan Güneş sistemindeki diğer gezegenler ve ayların çevresinde bulunur. Bugüne kadar bu radyasyon kuşaklarının çoğu yetersiz olarak haritalandırılmıştır. İçindeki Van Allen kemerleri, tipik olarak Dünya üzerindeki 0.2 ile 2 Dünya yarıçapından veya 1000 kilometreden 6000 kilometreye kadar uzanır. Güneş etkinliğinin daha güçlü olduğu durumlarda veya Güney Atlantik anomalisi gibi coğrafi bölgelerde iç sınır, Dünya yüzeyinin yaklaşık 200 kilometresine kadar aşağı düşebilir. Düşük irtifalarda alt kemerde yüksek proton enerjilerinin, üst atmosferdeki çekirdeklerle kozmik ışınların çarpışmalarıyla oluşturulan nötronların beta bozonumunun sonucu olduğuna inanılmaktadır. Daha düşük enerji protonların kaynağınınsa, jeomanyetik fırtınalar sırasında manyetik alan değişikliklerinden ötürü proton difüzyonu olduğu düşünülmektedir. Kemerlerin Dünya'nın geometrik merkezinden hafif kayması nedeniyle iç Van Allen kemeri Güney Atlantik anomalisinde yüzeye en yakın yaklaşımı yapar. Mart 2014'te radyasyon kayışlarında Van Allen probları üzerinde radyasyon kemeri fırtınası probları iyon kompozisyon deneyi tarafından zebra çizgilerine benzeyen bir desen gözlemledi. Zebra şeritlerinin aslında radyasyon kayışlarındaki iyonosfer rüzgarlarının bir izi olduğu gösterildi. Dış kemer, esasen Dünya'nın manyetosferi tarafından sıkışmış yüksek enerjili elektronlardan oluşur. Güneş aktivitesinden daha kolay etkilendiği için iç kemerden daha değişkendir. Üçlü bir irtifada başlayıp Dünya yüzeyinin 13.000 ila 60.000 kilometre yukarıdaki 10 Dünya yarıçapına uzanan neredeyse toroidal bir şekle sahiptir. Dış elektron radyasyon kuşağı çoğunlukla ısının Wechsler-Mott plazma dalgalarından radyasyon bandı elektronlarına aktarımı nedeniyle içe radyal difüzyon ve lokal ivme tarafından üretilir. Radyasyon bandı elektronları, Dünya atmosferiyle çarpışmalar, manyetopozda kayıplar ve dışarıya doğru radyal difüzyondan dolayı sürekli olarak uzaklaşır. 2014 yılında dış kemerin iç kenarının çok göreceli bir elektronun geçemeyeceği çok keskin bir geçişle nitelendirildiği keşfedildi. Bu kalkan benzeri davranışın nedeni aslında tam olarak anlaşılamamıştır. İyonların çoğu enerji yüklü protonlar biçimindedir. Ancak belli bir yüzde alfa parçacıkları ve oksijen iyonları bulunmaktadır. Bunlar iyonosferinkine benzer ancak çok daha enerjiktir. Bu iyon karışımı halka akın parçacıklarının muhtemelen birden fazla kaynaktan geldiğini gösterir.
Dış kemer iç kemerden daha büyüktür ve parçacık popülasyonu büyük oranda dalgalanmaktadır. Enerjik parçacık akıları, güneş tarafından üretilen manyetik alan ve plazma bozuklukları tarafından etkilenen jeomanyetik fırtınalara tepki olarak dramatik bir şekilde artabilir veya azalabilir. Artışlar fırtınayla ilişkili enjeksiyonlardan ve manyetosfer kuyruğundaki parçacıkların hızlanmasından kaynaklanır. 28 Şubat 2013'te yüksek enerjili ultra relativistik yüklü parçacıklardan oluşan üçüncü bir radyasyon kuşağının keşfedildiği bildirildi. NASA Van Allen Probe ekibinin düzenlediği basın toplantısında bu üçüncü kemerin güneşten gelen kütleli koronal çıkışın bir ürünü olduğu belirtildi. Dış bandı bir bıçak gibi dış tarafından kesen bir oluşum olarak temsil edilmiştir. Ve dış kuşakla birleşmeden evvel bir ay kadar bir süreyle parçacıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu üçüncü geçici bandın alışılmadık istikrarı, dünyanın ikinci geleneksel dış kemerinden kayboldukları anda, dünyanın aşırı derecede etkili olan manyetik alanının parçacıkları sıkıştırmasından kaynaklandığı açıklanmıştır. Bir günde oluşup kaybolan dış bölge, atmosferle olan etkileşimler nedeniyle değişkenlik gösterirken, üçüncü kemerin aşırı relativistik parçacıklarının düşük enlemlerde atmosferdeki dalgalarla etkileşim kurmak için çok enerjik oldukları ve bu nedenle atmosfere dağılmadığı düşünülmektedir. Saçılmanın ve yakalanmanın yokluğu uzun süre varlıklarını sürdürmelerini sağladı. Ta ki güneşten gelen bir şok dalgası gibi alışılmadık bir olayla tahrip olana kadar. Peki bu kuşakların uzay araçlarına ne gibi etkileri var? Düşük dünya yörüngesinin ötesine geçen uzay aracı Van Allen, kayışlarının radyasyon bölgesine girmiştir. Kemerlerin ötesinde kozmik ışınlardan ve güneş parçacıkları olaylarından kaynaklanan ek tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. İç ve dış Van Allen kuşakları arasındaki bölge 2 ila 4 dünya yarıçapındadır ve bazen güvenli bölge olarak adlandırılır. Güneş pilleri, entegre devreler ve sensörler radyasyondan dolayı zarar görebilir. Jeomanyetik fırtınalar bazen uzay aracındaki elektronik bileşenlere zarar verir. Elektronik devrelerinin küçültülmesi ve dijitalleştirilmesi uyduları radyasyona karşı daha savunmasız hale getirmiştir. Hubble Uzay Teleskobu diğer uydular gibi sık sık yoğun radyasyon bölgelerinden geçerken sensörlerini kapatır. Apollo misyonları, insanların görev planlamacılar tarafından bilinen birkaç radyasyon tehlikesinden biri olan Van Allen kemerlerinden seyahat ettiği ilk olay olarak tarihe geçti. Astronotların Van Allen kemerlerinde kısa süre boyunca uçtukları için maruz kaldıkları radyasyon çok azdı. Apollo uçuş yörüngeleri iç kemerleri tamamen atladı ve sadece dış kemerlerin daha ince bölgelerinden geçti. Astronotların bu radyasyona maruz kalmaları, dünyanın manyetik alanı dışındaki güneş parçacıkları sebebiyle oldu. Astronotlar tarafından alınan toplam radyasyon görevden göreve değişmektedir. Genellikle iç ve dış Van Allen kayışlarının farklı olaylardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Esas olarak enerjik protonlardan oluşan iç kemer, üst atmosferdeki kozmik ışın çarpışmalarının sonucu olan albedo nötronlarının bozulumunun ürünüdür. Dış kemer daha çok elektronlardan oluşur. Jeomanyetik fırtınaları takiben jeomanyetik kuyruktan enjekte edilir.
ve daha sonra dalga parçacık etkileşimleri vasıtasıyla enerji alırlar. İç kayışta güneşten oluşmuş parçacıklar dünyanın manyetik alanına sıkışmıştır. Parçacıklar bu çizgiler boyunca uzunlamasına hareket ettikçe manyetik akı hattı boyunca spiral oluştururlar. Parçacıklar kutuplara doğru ilerledikçe manyetik alan çizgisi yoğunluğu artar. Ve parçacıkların uzunlamasına hızları yavaşlar. Bu yavaşlama nihayetinde hızları tersine de çevirip parçacığı yansıtabilir. Ve bu da parçacığın dünyanın kutupları arasında bir ileri bir geri sıçramasını sağlar. Akı çizgileri boyunca spiral harekete ilan eden elektronlar yavaşça doğuya doğru, iyonlar batıya doğru hareket eder. Güneş patlamaları parçacıkları boşluğu pompalayabilir. Ancak birkaç gün içinde tekrar dışa hareket ederler. Radyo dalgalarının başlangıçta radyasyon kayışlarında türbülans tarafından üretildiği düşünülüyordu. Ancak Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden James Legree'nin Microlab bir uzay aracı tarafından toplanan yıldırım aktivitesi haritalarını, IMAGE uzay aracı tarafından toplanan radyasyon kemer boşluğundaki radyo dalgalarıyla karşılaştıran yakın zamandaki çalışması aslında dünya atmosferi içindeki yıldırımdan kaynaklandığını göstermektedir. Şimdi ikinci konumuz olan evrendeki en hızlı şey olan ışık hızıyla devam edelim. Bilimle uğraşmayanlar için karmaşık bir kavram gibi gelebilir. Ama ışık hızı uzayı anlamaya çalışanlar için vazgeçilmez bir ölçü birimidir. Işık yılı her ne kadar zamanı ölçüyor gibi anlaşılsa da aslında bir uzaklık ölçüsüdür. Bir ışık yılını bir ışık hüzmesinin bir yıl içinde boşlukta aldığı mesafe olarak tanımlayabiliriz. Burada boşluğa vurgu yapmak önemli. Çünkü ışığın hızı bir maddeden geçerken yavaşlıyor. Örneğin, ışığın sudaki hızı boşluktaki hızından yaklaşık %30 yavaş. Evren neredeyse boşluğa yakın olduğu için gökbilimciler genellikle ışığın buradaki hızının en yüksek seviyede olduğunu varsayıyor. Işık saniyede yaklaşık 300 milyon metre hızla ilerliyor. Buna göre bir ışık yılı yaklaşık 9,5 trilyon kilometreye denk geliyor. Evrenin sonsuzluğunu anlatmak için metre, hatta kilometre gibi ölçüler çok küçük ve anlamsız kalıyor. Geceleri gördüğümüz birçok yıldız dünyadan yalnızca birkaç yüz ışık hızı uzaklığında. Dünyanın da içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi ise bir baştan bir başa mesafesi yaklaşık 100 bin ışık yılı. Andromeda galaksisinin dünyaya olan uzaklığı ise yaklaşık 25 kentilyon kilometre. Ya da bir başka deyişle 2,54 milyon ışık yılı. Benzer şekilde dünya ve uzay araçları arasındaki iletişim de anlık değildir. Kaynakla alıcı arasındaki mesafe arttıkça daha da belirginleşen bir gecikme vardır. Apollo 8, ayın yörüngesine giren ilk insanlı hava aracı olduğunda bu gecikme çok büyüktü. Her sorunun cevabı için yer kontrol istasyonu 3 saniye beklemek zorundaydı. Bu süre Dünya ve Mars arasında 5 ila 20 dakika arası değişebilir.
NASA, Jüpiter'in yörüngesinde dolaşan bir probeden bilgi almak için saatlerce beklemek zorundadır. Bu da bir navigasyon hatası durumunda düzeltmenin zamanında yetişememesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Daha uzaktaki astronomik kaynaklardan ışık ya da farklı sinyaller almak bundan da uzun sürebilir. Uzak nesnelerin ışığın ölçülebilir hızı nedeniyle daha genç gözükmeleri, astronomlara galaksilerin hatta evrenin evrimini gözlemleme şansı vermiştir. Bazen astronomik mesafeler özellikle bilim yayınlarında ve medyada ışık yılıyla ifade edilir. Işık yılı, ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir. Yaklaşık olarak bir ışık yılı 10 trilyon kilometre ya da 6 trilyon mildir. Dünya'ya Güneş'ten sonraki en yakın yıldız yaklaşık 4,2 ışık yılı uzaklıktadır. Işığın boşluktaki hızı genellikle c ile gösterilir. Fiziğin birçok alanında kullanılan önemli bir fiziksel sabittir. Kesin değeri metrenin uzunluğu bu sabitten ve uluslararası zaman standardından hesaplanmıştır. Özel göreceliliğe göre c, evrendeki bütün madde ve bilgilerin hareket edebileceği maksimum hızdır. Bütün kütlesiz parçacıkların ve ilgili alanlardaki değişimlerin boşluktaki hareket hızıdır. Buna ışık ve çekimsel dalgalar gibi elektromanyetik radyasyon da dahildir. Bu parçacıklar ve dalgalar, gözlemcinin eylemsiz referans çerçevesi ya da kaynağın hareketi ne olursa olsun ışık hızında hareket ederler. Işığın hava veya cam gibi şeffaf maddelerdeki ilerleyiş boşluktakinden daha azdır. Benzer şekilde radyo dalgalarının tel kablolardaki ilerleyişi de ışığın boşluktaki ilerleyişinden yavaştır. Örneğin görülebilir ışık için camın kırılma endeksi genellikle 1,5 civarındadır. Yani ışık camın içinde yaklaşık 200 bin kilometre bölü saatle hareket eder. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, ışık ve öteki elektromanyetik dalgalar anında yayılıyormuş gibi gözükür. Ancak ölçülebilir hızlarının uzun mesafeler ve hassas ölçümlerle yapıldığında daha farklı sonuçlar vardır. Uzayda keşif araçlarıyla iletişim kurarken mesajların dünyadan uzay aracına ya da uzay aracından dünyaya ulaşması dakikalar ya da saatler alabilir. Yıldızlardan gelen ışık onları yıllar önce terk etmiştir. Ve bu sayede uzaktaki nesnelere bakarak evrenin tarihini çalışma şansı verir. Işığın ölçülebilir hızı aynı zamanda bilgisayardaki bilgilerin çipler arasında aktarılması gerektiği için bilgisayarların teorik hızını da sınırlar. Işık hızı, uzak mesafeleri yüksek isabetle ölçebilmek için uçuş zamanı ölçümlerinde de kullanılır. Ol Romer ilk olarak 1676'da Jüpiter'in uydusu Io'nun görünür hareketini inceleyerek ışığın ölçülebilir bir hızda hareket ettiğini göstermiştir. 1865'te James Clerk Maxwell elektromanyetizma teorisinde ışığın elektromanyetik bir dalga olduğunu ve bu nedenle C hızında hareket ettiğini ileri sürmüştür. ...1905'te Albert Einstein, ışığın hızının herhangi bir referans çerçevesinde ışık kaynağından bağımsız olduğunu öne sürmüştür.
Yüzyıllar boyunca süren ve giderek daha da keskinleşen ölçümler sonucunda 1975'te ışığın hızı 4 milyarda birlik bir belirsizlikle hesaplanmıştır. Işığın boşluktaki yayılma hızı, ışık kaynağının hareketinden de gözlemcinin hareketsiz referans noktasından da bağımsızdır. Yalnızca iki yönlü ışığın hızının çevreden bağımsız olduğunu onaylamak mümkündür. Çünkü kaynakla alıcıdaki saatlerin nasıl senkronize edileceğine dair bir yol bulmadan ışığın tek yönlü hızını ölçmek mümkün değildir. Ancak Einstein senkronizasyonunu saatlere uyguladığımızda tek yönlü ve çift yönlü ışık hızları birbirine eşitlenir. İzafiyet teorisi bu değişimsizliğin sonuçlarını tüm eylemsiz referans çerçevelerinde fiziğin kanunlarının aynı olduğunu varsayarak inceler. Tek sonuç, C'nin bütün kütlesiz parçacıkların ve dalgaların ışık dahil boşluktaki hızıdır. Özel göreliliğin birçok mantığa aykırı ve deneylerle onaylanmış çıkarımları vardır. Özel göreliliğin sonuçları uzay ve zamanı uzay zaman olarak bilinen ve matematiksel formülü C parametresini içeren Lorentz değişmezi adlı özel bir simetriyi sağlayan yapı olarak kabul edilerek özetlenebilir. Lorentz değişmezi modern fizik teorileri için neredeyse evrensel olarak kabul edilmiş bir çıkarımdır. Modern fizikte C, hemen hemen her yerde ortaya çıkan, ışıkla alakası olmayan birçok konuda dahi görülen bir parametre haline gelmiştir. Örneğin, genel görelilik, C'nin aynı zamanda yer çekiminin ve yer çekimsel dalgalarında hızı olduğunu tahmin etmektedir. Hareketsiz referans çerçevelerinde ışığın hızı sabit ve C'ye eşittir. Ancak ışığın ölçülebilir mesafedeki hızı, mesafenin ve zamanın nasıl tanımlandığına bağlı olarak C'den farklı çıkabilir. Daha genel olarak bilginin ya da enerjinin C'den daha hızlı hareket etmesi imkansızdır. Bunun bir argümanı, özel göreliliğin eş zamanlılık göreliliği olarak bilinen mantık dışı bir çıkarımını takip eder. Peki yaşadığımız bu uçsuz bucaksız evren nasıl yaratıldı, nasıl oluştu? Karanlık vadilerin geçmişinde ne gibi gizemler saklı? Bunları merak etmiyor musunuz? Hadi hep beraber incelemeye çalışalım. Büyük patlama evrenin başlangıcını ve zamanla gelişimini açıklayan kozmolojik modeldir. Başlarında gözlemler evrenin genişlediğini gösterdikten sonra öne sürülmüş iki ana kozmolojik model vardı. Fred Hoyle tarafından öne sürülen durağan evren hipotezine göre evren genişledikçe yeni madde oluşuyordu. Geriye dönük hesaplara göre başlangıçta yoğunluğu ve sıcaklığı sonsuz olan bir teklilik vardı. Büyük patlama modeline göre evren, bu tekilliğin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce genişlemeye başlamasıyla meydana geldi. Büyük patlamadan hemen sonra evrenin durumunun nasıl olduğu tartışma konusudur. Ancak pek çok modele göre ilk anlarda evren homojen, çok yoğun ve
Peki burada akla bazen şu soru getiriliyor. Evrenin merkezi neresi? Ya da öyle bir durum var mı? Derin uzay, evrenin merkezi diye bir kavram içermemektedir. Dolayısıyla evrenin merkezi yoktur. Çünkü evrenin kenarı yoktur ve uzay sonsuzdur. Sınırlı bir evrende uzay kavislidir. Öyle ki düz bir çizgi boyunca milyarlarca ışık yılı ilerleyebilseydiniz, sonunda başladığınız noktaya geri dönecektiniz. Evrenimizin sonsuz olması da mümkün. Her iki durumda da gökada grupları evreni tamamen doldurur ve her yönde birbirlerinden uzaklaşarak evreni genişletir. Peki büyük patlamadan önce ne vardı dersiniz? Zaman kavramı büyük patlamadan sonra oluştuğu için öncesinde tam olarak ne olduğu bilinmemektedir. Büyük patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model. İlk kez 1920'li yıllarda Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Firtman ve Belçikalı fizikçi Papaz Georges Lemaître tarafından ortaya atılan ve evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul görmüştür. Teorinin temel fikri, halen genişlemeye devam eden evrenin, geçmişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangıç durumundan itibaren genişlemeye başlamış olduğudur. Georges Lemaître'nin önceleri ilk atom hipotezi olarak adlandırdığı bu varsayım, günümüzde büyük patlama teorisi adıyla yerleşmiş durumdadır. Modelin iskeleti, Einstein'ın genel görelilik kuramına dayanmakta olup ilk Big Bang modeli Alexander Firtman tarafından hazırlanmıştır. Model daha sonra George Gamow ve çalışma arkadaşları tarafından savunulmuş ve ilk nükleosentez olayı eklenmek suretiyle geliştirilerek sunulmuştur. 1929'da Edwin Hubble'ın uzay galaksilerdeki, yani galaksilerin ışığındaki nispi kırmızıya kaymayı keşfinden sonra, bu gözlemi çok uzak galaksilerin ve galaksi kümelerinin konumumuza oranla bir görünür hıza sahip olduklarını ortaya koyan bir kanıt olarak ele alınmıştır. Bunlardan en yüksek görünür hızla hareket edenler, en uzak olanlarıdır. Galaksi kümeleri arasındaki uzaklık gitgide artmakta olduğuna göre bunların hepsinin geçmişte bir arada olmaları gerekmektedir. Bu ilk hale benzer koşullarda üretilen parçacık hızlandırıcılarla yapılan deney sonuçları teoriyi doğrulamaktadır. Fakat bu hızlandırıcılar şimdiye dek yalnızca laboratuvar ortamındaki yüksek enerji sistemlerinde denenebilmiştir. Evrenin genişlemesi olgusu bir yana bırakılırsa, Big Bang teorisinin ilk genişleme anına ilişkin bir bulgu olmaksızın bu ilk hale herhangi bir kesin açıklama getirmesi mümkün değildir. Kozmos'daki hafif elementlerin günümüzde gözlemlediğimiz bolluğu, Big Bang teorisince kabul edilen ilk nükleosentez sonuçlarına uygun olarak, evrenin ilk hızlı genişleme ve soğuma dakikalarındaki nükleer süreçlerde hafif elementlerin oluşmuş olduğu tahminleriyle örtüşmektedir. Örneğin, hidrojen ve helyumun evrendeki oranı, yapılan teorik hesaplamalara göre, Big Bang'deki arta kalması gereken hidrojen ve helyum oranıyla uyuşmaktadır. Evrenin bir başlangıcı olmasaydı,
evrendeki hidrojenin tümüyle yanarak helyuma dönüşmüş olması gerekirdi. Bu ilk dakikalarda soğuyan evren bazı çekirdeklerin oluşmasına imkan sağlamış olmalıydı ki, burada belirli miktarlarda hidrojen, helyum ve lityum oluşmuştu. Big Bang'in bir merkezi ya da özel bir yönü yoktur. Evrenin geçmişte nasıl olduğu, ancak evrenin uzak bölgeleri gözlemlenerek anlaşılabilmektedir. Evrende ne kadar uzak bir bölge gözlemlenebilirse, evren tarihinde de o kadar uzak bir geçmiş tespit edilebilir. Fakat günümüzde gözlemlenebilen, doğrudan doğruya Big Bang'in ilk döneminin kendisi değil, evren tarihindeki bu sıcak aşamanın ışıklı yansıması olan kozmik arka plan ışımasıdır. Bu ışıma esas olarak tek biçimli olup her yönde gözlemlenebilmektedir. Bu, Big Bang'in gözlemleme olanağı bulunan bölgelerde son derece homojen bir tarzda meydana geldiğini göstermektedir. Big Bang'in ilk halini tespit edilemeyecek olmasının sebebi, ilksel evrenin yüksek yoğunluğundan dolayı donuk ışımalı oluşudur. Genel kanının aksine Big Bang, herhangi bir yerde olmuş bir patlama değildir. Big Bang ya da büyük patlama, kimilerinin adını ilk duyduğunda düşündükleri gibi, günümüzdeki galaksileri oluşturan maddeyi dışarı fırlatıp atan, herhangi bir noktada meydana gelmiş bir patlama değildir, diye düşünülmektedir. Big Bang modeli temelde iki kabule dayanır. Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı ve kozmolojik prensip. Genel görelilik kuramı tüm cisimlerin çekimsel etkileşimini hatasız olarak açıklar. Albert Einstein tarafından 1915'te genel göreliliğin keşfi, evrenin aşamalı evrimi genel görelilik tanımlandığından, evreni bir fiziksel sistem gibi bütünlüğü içinde tanımlamayı mümkün kılan modern kozmolojinin başlangıcı sayılır. Bu model o dönemde Einstein'ın gözü pek girişimiyle yeni bir kavramın doğmasını sağlamıştı. Kozmolojik prensibe göre insanoğlu evrende ayrıcalıklı bir konuma sahip değildir. Evren homojen ve izotroptur. Yani insanın baktığı yer ve yön neresi olursa olsun evren uzay bakımından homojendir. Daha açık bir deyişle, evrenin genel görünümü gözlemcinin konumuna ve baktığı yöne bağlı değildir. Bu, o dönem için çok cüretkar bir hipotez sayılırdı. Çünkü sonradan büyük tartışma adı verilen Samanyolu dışında cisimler olup olmadığı tartışmasının sürdüğü o dönemde hiçbir inandırıcı gözlem, Samanyolu dışındaki cisimlerin varlığını doğrulama imkanını sağlamıyordu. Kozmolojik prensip evrenin makro özelliklerini açıklamakla birlikte, evrenin sınırı olmadığını, bu nedenle Big Bang'in boşlukta belirli bir noktada değil, aynı anda tüm boşluk boyunca gerçekleştiğini ima eder. Makro ölçekte evren homojen ve izotroptur. Bu iki kabul, evrenin Planck zamanından sonraki tarihini hesaplamayı mümkün kılmıştır. Bilim insanları halen Planck zamanından önce gerçekleşen çok önemli olayları saptamaya çalışmaktadır. Einstein'ın 1915 yılında ortaya attığı genel görelilik kuramıyla yaptığı hesaplamalarda evrenin durağan olamayacağı sonucunu çıkarmıştı. Fakat o dönemlerde genel kabul evrenin statik olduğu yönündeydi. Bu yüzden Einstein vardığı sonucu düzeltmek üzere denklemlerine kozmolojik sabite etkilerini ekledi. Böylece Einstein kozmolojik prensibe üstü kapalı biçimde
günümüzde doğrulanma derecesi açıkça azalmış görünen bir başka hipotez ekledi. Bu, evrenin statik olduğu, yani zamanla evrim geçirmediği hipoteziydi. Bu da kendisini denklemlerine kozmolojik sabit terimini eklemek suretiyle ilk çözümünü değiştirme yoluna götürdü. Fakat gelecekteki gelişmeler yanılmış olduğunu ortaya koyacaktı. Örneğin 1920'lerde Edwin Hubble günümüzde galaksi dediğimiz bazı nebülözlerin galaksimiz dışında olduklarını, ayrıca onların galaksimizden uzaklaştıklarını ve uzaklaşma hızlarının galaksimize uzaklıklarıyla orantılı olduğunu keşfetti. Bu keşiften beri Einstein'ın statik evren hipotezini doğrulayacak hiçbir veriye rastlanmamıştır. Genişleme doğal olarak bize evrenin geçmişte daha yoğun olduğunu bildirmektedir. Uzay, astrofiziksel cisimlerin ışımasındaki kırmızıya kaymaya benzer bir tarzda, evrenin genişleme olayıyla enerji kaybeden bir ışımayla dolu olması gerektiği konusundaki ilk düşünceler George Gamow'dan gelmiştir. Gamow, aslında aynıydı ve yaklaşık 3K sıcaklığında bir ortamdan geldiği anlaşılıyordu. 1978'de bu buluşları için Nobel Fizik Ödülü sahibi olan Pence ve Wilson ilginçtir ki, ileride Fred Hoyle gibi Big Bang teorisine muhalif olan bilim insanları safına katılacaklardı. Big Bang ile galaksilerin evrimi konusuna da değinecek olursak, Hubble Uzay Teleskobu tarafından edinilen uzayın Hubble Ultra Derin Alan resmi, galaksileri evrenin daha genç, daha yoğun ve daha sıcak olduğu eski bir çağdaki haliyle göstermektedir. Fornax takım yıldızının küçük bir bölgesinden Hubble Uzay Teleskobu ile 24 Eylül 2003'ten 16 Ocak 2004'e kadar olan bir dönemde toplanan verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş resimdir. Big Bang modeli, homojen olan evrenin geçmişte bugünküne nazaran daha da homojen bir yapıda olduğunu varsayar. Kozmik arka plan ışıması olağanüstü bir izotropi gösterir. Bu durumda astrofiziksel yapılar, yani galaksiler, galaksi kümeleri Big Bang'in ilk döneminde mevcut değillerdi. Sonradan yavaş yavaş oluşmuş olmalıydılar. Oluşumlarının kökenindeki süreç, James Jensen'in 1902'deki çalışmalarından itibaren bilinmektedir. Bu süreç, Jensen kararsızlığı adıyla bilinir. Şu halde Big Bang modeline göre, günümüzde gözlemlediğimiz galaksiler sonradan oluşmuşlardı ve geçmişteki bu ilk galaksiler yakın çevremizde gözlemlediğimiz
komşu galaksilere pek benzemiyorlardı. Işık hızı müthiş bir hız olmakla birlikte, belirli bir hız olduğundan, geçmişte evrenin neye benzediğini anlamak için uzaktaki gök cisimlerine bakmamız yeterliydi. Örneğin gezegenimize 1 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir gök cismini gözlemlememiz, o cisimden dünyaya gelen ışığın kaynağından 1 milyar yıl önce yola çıktığı göz önünde bulundurulursa, aynı zamanda o cismin 1 milyar yıl önceki durumunu görmemiz demektir. Hubble yasasına göre kırmızıya kayma özelliği gösteren uzak galaksilerin gözlemi gerçekten ilk galaksilerin sonrakilerden yeterince farklı olduklarını göstermektedir. O zamanlarda galaksiler arası etkileşimler daha fazlaydı. Az sayıdaki dev galaksiler, galaksiler arasında birleşme olaylarından sonra ortaya çıkmışlardır. Aynı şekilde spiral, eliptik ve düzensiz galaksilerin sınıfsal oluşumları da zaman boyunca değişimlerle ortaya çıkmıştır. Uzak galaksilere ilişkin tüm bu gözlemler nispeten titiz çalışmalarla yapılmıştır. Çünkü uzak galaksiler az ışıklı olduklarından iyi gözlemlenebilmeleri hassas ve mükemmel gözlem araçlarını gerektirmektedir. 1990'da Hubble Uzay Teleskobu'nun ve ardından VLT, Keck ve Subaru gibi büyük gözlem evlerinin hizmete girmeleriyle büyük kırmızıya kayma galaksilerinin gözlemi bizlere galaksilerin oluşumu ve evrimi modellerinin öngördüğü galaksi kümelerinin evrim fenomenlerini doğrulama olanağı vermektedir. Evrenimiz şimdiki zamanda geçmişteki haline kıyasla son derece az yoğun ve soğuk haldedir. Her ne kadar çok sıcak bazı astrofiziksel cisimler örnek olarak yıldızlar mevcutsa da evrenin şimdilerde maruz kaldığı ışınım çok zayıftır denilebilir. Bu olguda yıldızların evrendeki sıklığının düşük olmasının payı büyüktür. Yani evrenin herhangi bir noktasındaki bir yıldızla kendisine en yakın yıldız arasındaki uzaklık son derece büyüktür. Astronomik gözlem bize yıldızlar ve galaksilerin evren tarihinin çok erken bir döneminde, Big Bang'in ilk döneminden daha 1 milyar yıl geçmeden önce mevcut olduklarını öğretmektedir. Big Bang döneminden 300 bin yıl sonra, evren dışındaki haline kıyasla 1000 defa daha sıcak ve 1 milyar misli daha yoğunken, yıldızlar ve galaksiler henüz mevcut değildi. Bu büyük patlamadan 300 bin yıl sonraki, yani bundan aşağı yukarı 13,5 milyar yıl önceki evrenin ilk görülebilir halinin fotoğrafı çekildi. ...1992 yılında NASA'nın COBE uydusunun çektiği bu fotoğrafın astrofizikçilerin hesaplarına tam uyumlu olduğu gözüktü. İşte bu dönem, evrenin yoğunluğunun ışığın yayılabilmesine yeterli olacak düzeye düştüğü dönemdir. Daha öncesinde ışığın yayılabilmesine temel engel, serbest elektronların varlığıydı. Soğuması sırasında evrende bu serbest elektronlar atomları oluşturmak üzere atom çekirdeklerinde bir araya geldiler. Bu yüzden bu döneme birleşme dönemi denilir. Aynı zamanda ışığın yayılmaya başladığı dönem olduğundan bu dönemden
başladığının göstergesidir. Estetik ve sadelik argümanları hariç tutulduğu takdirde, doğanın, evrenin homojen ve izotrop olmasını tercih etmesinde makul bir neden yoktur. Ayrıca ilk Big Bang modelinde homojenlikten niçin kozmik arka plan ışımasının, anizotropilerinde görülen ve evrendeki büyük yapıların, yani galaksiler, galaksi kümelerinin oluşumundan sorumlu olan bazı sapmalar olduğunu açıklayan tatminkar bir işleyiş de mevcut değildi. Bu, herhangi bir tatmin edici açıklama getirilememiş bir meseleydi. Ve uzun zaman boyunca soruna, yani evrenin niçin çağımızda gözlemlediğimiz hale gelecek şekilde evrim geçirmiş olduğuna ilk koşullardan yola çıkan işleyiş açıklamalarıyla çözüm getirilmeye çalışıldı. Sorun şöyle de ifade edilebilir. Geçmişte birbirlerine yakın olmuşlarsa da herhangi bir enformasyon alışverişine vakitleri olmamış. Evrenin birbirinden son derece uzak iki bölgesinin esas olarak aynı özellikleri gösteriyor olması nasıl açıklanabilirdi? Evrenin oluşumundaki güçler olan karanlık madde ve enerjiye de değinecek olursak, 1970'li ve 1980'li yıllarda yapılan çeşitli gözlemler, galaksilerin içindeki ve galaksiler arasındaki kütleçekimsel güçlerin görünürdeki etkisini açıklayabilecek yeterince gözle görülür madde olmadığını kanıtlamıştır. Bu saptama doğal olarak evrendeki maddenin hazami %90'ının ışık yaymayan ya da normal baryonik madde ile etkileşime girmeyen bir madde türünden, yani karanlık maddeden oluştuğu sonucuna varılmasını sağlamıştır. Karanlık madde kısaca ışın yaymayan ya da elektromanyetik ışınları doğrudan algılanabilecek şekilde yeterince yansıtamayan bir madde türüdür. Karanlık maddenin varlığı başlangıçta tartışmalı bir mesele olmuşsa da sonradan çeşitli gözlemler, özellikle şu gözlemler varlığını iyice ortaya koymuş durumdadır. Karanlık enerji ise süpernovalardaki kırmızıya kayma ilişkisinin ölçümleri evrenin genişlemesinin, evrenin şimdiki yaşının yarısına gelmesinden itibaren hızlanmış olduğunu göstermiştir. Bu hızlanmayı açıklamada genel görelilik evrendeki enerjinin bir kısmının büyük negatif basınca sahip bir unsurdan oluşmuş olmasını zorunlu kılmaktaydı ki, bu unsura ya da enerjiye günümüzde karanlık enerji adı verilmektedir. Karanlık enerjinin varlığı başka yollarla da anlaşılmaktadır. Negatif basınç bir tür vakum enerjisi özelliği gösterir. Fakat karanlık enerjinin gerçek doğası Big Bang'in büyük sırlarından birinin kalıntısıdır denilebilir. Kimilerine göre kozmolojik bir cevher ya da bir sabitedir. 2008'deki WMAP uydusu ekibinin kozmik mikrodalga arka plan ışımasının verileriyle ve diğer kaynakların verileriyle birleştirilen sonuçları, günümüzdeki evrenin %72'sinin karanlık enerjiden, %23'ünün karanlık maddeden, %4.6'sının düzenli maddeden ve %1'den az bir kısmının nötrinolardan oluştuğunu göstermiştir. Maddedeki enerji yoğunluğunun evrenin genişlemesiyle azalmasına karşın karanlık enerjinin yoğunluğu sabit kalmaktadır. Sonuç olarak madde geçmişte evrenin tüm enerjisinin önemli bir kısmını oluşturmuşsa da ve halen hatırı sayılır bir kısmını oluşturuyorsa da
uzak bir gelecekte evrene katkısı iyice düşecek ve karanlık enerji daha da baskın duruma gelecektir. Paso Video ekibi olarak bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde evrenin derinliklerine inip yine beraber keşifler yapacağız. Derin uzayda kozmik yolculuklarımız